Arkadaşlar merhabalar. Edebiyat 15. ders. Konumuz Rönesans dönemi edebiyatı olacak. Rönesans edebiyatını daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle Rönesans döneminin ne olduğunu açıklayacağım. Rönesans isminin nereden geldiğini ve nasıl geliştiğini, tarihsel altyapısını ele alacağız. Daha sonra ise yine diğer medieval ve Old English Period'da olduğu gibi şiir, düz yazı, tiyatro şeklinde ayrı ayrı ele alacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle historical background. Şimdi şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Rönesans kelimesi Fransızcadan alınan bir kelime ve Fransızcası rebirth. Yani yeniden doğuş. Bakalım neden Rönesans diyorlar? Bu Rönesans dediğimiz dönem ne gibi gelişmeler sunuyor ve neden kendisine yeniden doğuş deniliyor? Onu anlayacağız. Öncelikle hatırlarsanız Medieval Age yani Middle English Period'ı görürken demiştik ki kilisenin çok ciddi etkisi var. Ve edebiyat, sanat her konuda her şey kilisenin tek elinde. Ve kilisenin dışında edebiyatta bile bunun etkileri çok ciddi bir şekilde görülüyordu. Hatta Chaucer'da falan mesela hatırlarsanız sonlara doğru artık şey demiştik. Chaucer'ın Rönesans kafalı, ileri görüşlü bir insan olduğunu, tam Rönesansçılar gibi düşündüğünü ve şiirlerinde kiliseyi güldürerek düşündürüyor ve aslında kilisenin çarpıklıklarını, toplumun bozuluşunu falan ele alıyordu. Ve daha sonra dersin sonunda demiştik ki Medieval Age yani Middle English Orta Çağ'ın sonuna doğru kilisenin gücü zayıflamaya başlıyor. Hatırlarsanız printing press gelişmeye başlıyordu. Yani matbaacılık gelişiyordu. Matbaacılığın gelişmesiyle birlikte insanlar artık bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyordu. Ve en son bir de hatta İncil İngilizce'ye çevrilmişti. İngiltere'ye ve İngiltere'ye aynı zamanda matbaacılık getirilmişti. William Caxton tarafından. Şimdi işte bütün bunlar Rönesans'a aslında bir ön ayak oluyor. Rönesans'a yol açıyor. Ve Rönesans dediğimiz yeniden doğuş dediğimiz dönemin altyapısını sağlıyorlar. Printing press ne anlamda Rönesans'a katkıda bulunuyor? Artık insanlar bilgiye ulaşabiliyor. Yani bilgi anlamında ya da düşünce yapısı olarak kilisenin söylediği, kilisenin dayattığı şeylerle artık insanlar sınırlı kalmıyor. Kendileri artık basılan kitapları, basılan eserleri okumaya başlıyorlar. Okudukça da düşünmeye başlıyorlar. Düşündükçe de yeni şeyler bulmaya başlıyorlar. Ve bütün bunlar insanın, dünyanın gelişmesini, kilisenin sorgulanmasına yol açıyor. İşte printing press bu anlamda bu süreci çok hızlandırıyor. Çünkü insanlara bilgi edinme imkanı sağlıyor. Ve bu bilgi edinme yollarıyla insanlar okumaya, sorgulamaya başlayınca new ways of thinking dediğimiz alternatif düşünme şekilleri ortaya çıkıyor. Hatta yeni yeni fikirler ortaya çıkıyor. Ve böylece bir şeyler sorgulanmaya başlıyor. Sorgulayınca artık insanlar bilgiyi elde edip sorgulamaya başlayınca yaşadıkları dünyayı tanımaya başlıyorlar. Ve sadece dünyayı değil, aynı zamanda kendi potansiyellerini de insan olarak kendi potansiyellerinin farkına varıyorlar. İşte bu sorgulama da Rönesans döneminde birçok keşfe yol açıyor. İşte coğrafik anlamda coğrafi keşifler, astronomik gelişimler, yine hümanizmin gelişmesi, insanın düşünen bir varlık olarak değer görmesi, bütün bunlar bilginin yayılmasıyla aslında gelişen şeyler. Ve bu sorgulama ve keşiflerle birlikte artık daha gelişmiş toplumlar görmeye başlıyor. Ve insanlar sorgulayınca, tabii dünyalarını sorgulayınca, yaşadıkları dünyayı tanımaya başlayınca da artık doğal olarak kilisenin otoritesini sorgulamaya başladılar. Ve bu da kilisenin etkisinin azalmasına ve Orta Çağ'da gördüğümüz feodalizmin yıkılışına yol açıyor. Hümanizm ön planda Rönesans'ta. Yani hümanizm dediğimiz şey işte insanı düşünen, akıl yürüten potansiyeli olan bir varlık olarak görüyor ve
dünyanın merkezinde insan var. Yani insana değer veriliyor bu Rönesans döneminde. İşte bu anlamda Rönesans'a, bütün bu gelişmeler ışığında Rönesans'a rebirth deniyor. Yani işte bilgiye ulaşmadır. Ya işte yeni artık alternatif fikirlerin ortaya çıkması, işte dünyamızı tanımaya başlıyoruz, yeni keşifler, hatta bu coğrafi keşiflerle dünyanın hiç daha önce bilinmeyen noktaları keşfediliyor. Kilise yok artık, kilisenin etkisi azalıyor, feodalizm yıkılıyor, insanlar biraz daha özgürleşmeye, daha düşünmeye başlıyorlar, düşünme şansı buluyorlar. Ve bunun yanında bakalım İngiltere'de Rönesans ne gibi etkile, ne gibi gelişimlerle kendini gösteriyor, ona bakacağız. Bir önceki slaytta demiştik ki keşifler yapılıyor. Hatta coğrafi keşifler yapılıyor demiştim. Ve bu coğrafi keşiflerle birlikte İngiltere'de dünyanın her yerinde koloniler bulmaya başlıyor. Ve İngiltere kolonileri olan bir güç olarak ortaya çıkıyor. Bir süper güce dönüşüyor. Kolonileri olduğu için dolayısıyla ticarette gelişiyor. İngiltere bu şekilde zenginleşince bir de İngiltere'de ortaya bir zengin bir orta sınıf da ortaya çıkıyor. Yine ve Rönesans döneminde nasyonalizm dediğimiz milliyetçilik akımı yayılıyor. Bu milliyetçilikle birlikte İngiltere'de bu milliyetçiliğin etkisiyle artık reform hareketleri görülmeye başlıyor. Hangi anlamda? Şimdiye kadar İngiltere'de etkisi olan, hani Old English Period'da demiştik ya, misyonerler gelip İngiltere'yi Hristiyanlığa, şey, Anglo-Saksonları Hristiyan yapmışlardı ve kilisenin etkisi fazlaydı. Hatta edebiyat keşişler tarafından yazılıyordu demiştik. Tek okur yazar onlardı demiştik. Ve bu kilise, şey kilisesi, Ortodoks kilisesi, artık Ortodoks kilisesi, kilisenin gücü sorgulanmaya başlayınca milliyetçilik akımıyla birlikte İngiltere'de Ortodoks kilisesi de sorgulanmaya başlıyor. Çünkü Ortodoks kilisesi dini kullanarak artık İngiltere'nin iç işlerine karışmaya başlıyor. Milliyetçilik akımıyla birlikte İngiltere'de artık bunu sorgulamaya başlıyorlar. Zaten reform hareketleri, işte Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleriyle birlikte aslında dünya çapında kilisenin otoritesi sorgulanmaya başlıyor. İngiltere'de bu kilisenin otoritesinin sorgulanması kendisini yeni bir kilise, yani Anglican Church dediğimiz, Henry 8. Henry tarafından Anglican Church kuruluyor ve İngiltere'deki reform hareketleri kendisini bu şekilde gösteriyor. Yine bunun yanında Act of Supremacy diye bir kanun çıkarılıyor İngiliz parlamentosu tarafından ve bu kanunla birlikte kral sadece devletin değil, aynı zamanda kilisenin de başı oluyor. Yani kilisenin de en tepe noktasında artık kral oluyor. Ve bunun ismi de Act of Supremacy oluyor. Daha sonra edebiyat ve ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki İngiltere'de Rönesans kendisini en çok edebiyat anlamında göstermiştir. En büyük etkiyi edebiyata yapmıştır İngiltere'de. Ve bu edebiyatla birlikte, Rönesans'la birlikte İngiliz edebiyatında çok ciddi şekilde antik Yunan ve Roma edebiyatının etkileri görülmeye başlanıyor. Oralardan çeviriler yapılmaya başlanıyor. Bu çeviriler de özellikle de drama türünde, tiyatroda Shakespeare gibi oyun yazarlarını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yine şiir anlamında da Rönesans'ta İtalyan, İspanyol, Fransız edebiyatından çok ciddi şekilde etkileniliyor. Dolayısıyla İngiltere'de Rönesans anlamında en ciddi etkiyi edebiyatta görüyoruz. Kilise, artık Ortodoks Kilisesi'nin etkisi azalıyor dedik. Milliyetçilik akımıyla birlikte, çünkü Ortodoks Kilisesi'nin İngiltere'nin iç işlerine karışması, böyle bir yetkisinin olması, sürekli buna müdahil olması sorgulanıyor. Ve reform hareketleri kapsamında İngiltere'de Anglican Church kuruluyor. Şimdi isterseniz artık edebiyata bakabiliriz. Bakalım, en çok Rönesans edebiyatta görülüyor dedik. Ne anlamda, ona bakalım. Hatırlarsanız önceki İngiliz edebiyatı dönemlerinde kilisenin ve dinin, dolayısıyla dinin
edebiyat üzerinde çok ciddi etkisi vardı. Rönesans'la birlikte bu artık azalıyor. Daha çok edebiyatta etkisini gördüğümüz şeyler Scientific Developments and Reformation on Literature, The Impact. Yani buradan anladığımız şey artık bilimsel gelişmeler, reform hareketlerinin edebiyatta çok edebiyatı etkilemeye başlıyor. Dinin etkisi azalmaya başlanıyor. Yine Deep Effect of Roman Ancient Greek Literature bir önceki slaytta söylemiştim zaten. Antik Yunan ve Roma edebiyatının etkisi İngiliz edebiyatına Rönesans döneminde çok ciddi şekilde görülüyor. Ve bunlardan çok sayısız çeviriler yapılıyor. İngiliz edebiyatına, İngilizceye sayısız çeviriler yapılıyor. Ve çeviriler hem şairleri özellikle de tiyatro yazarlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Yine bunun yanında Italian, French and Spanish literature, İtalyan, Fransız ve İspanyol edebiyatına etkileri görülüyor. Ve bunların etkisi özellikle de Rönesans döneminde şiirde görülüyor. Ve Rönesans döneminde lirik şiir dediğimiz şiir türü duygu düşüncelere dayanan, duygu düşüncelerinin ifade edildiği şiir türü oluyor. En yaygın şiir türü bu oluyor. Ve şiir türlerine baktığımız zaman sonnet an epic as popular poetic forms. Ve form olarak baktığımız zaman epic ve sone. Bunlar en çok görülen yani İngilizce sonnet. Bunlar en çok görülen türler oluyor. Özellikle de sonnet çok ciddi şekilde Rönesans döneminin en yaygın şiir türüdür diyebilirim rahatlıkla. Epik de tabii ki önemli. Önemli epik türleri var yine bu dönemde yazılan. Onlara da değineceğiz. İsterseniz artık şiire başlayabiliriz. Öncelikle şiirde Thomas Wyatt'a bakacağız. Thomas Wyatt 1503-1542'de 42 yılları arasında yaşayan bir şair. Şair olmasının yanında Thomas Wyatt aynı zamanda bir diplomat, bir İngiliz diplomat ve unutulmaması gereken bir şair. Çünkü özellikle sonnet dediğimiz sonnet türü denince akla gelecek kişi Thomas Wyatt'tır. Thomas Wyatt işte bir diplomat olarak İtalya'ya, Fransa'ya falan gönderilince oraların gittiği yerlerin edebiyatından etkileniyor. Özellikle de İtalya'da sonet dediğimiz sonet türüyle tanışıyor. Ve bu sonet türünü İngiltere'ye getiren kişi olarak biliniyor. İşte gördüğümüz üzere Effect of French and Italian Poetry oralara gidince oraların şiirlerinden çok ciddi şekilde etkileniyor ve bunu da kendi edebiyatına, şiirinde kullanıyor. Az önce söylediğim üzere The Pioneer of Sonnet Form, İtalya'da gördüğü sonnet formunu İngiltere'ye getiren kişi. Sonnet neydi? Hatırlarsanız şiir türlerini işlerken söylemiştik. 14 satırdan oluşan bir şiir türü ve bunun İngiltere'deki öncüsü, İngiltere'ye getiren kişi Thomas Wyatt. Bunu unutmamamız gerekiyor ve kendisinin de 30 sonesi var. Çok ciddi bir şekilde Fransız şair Petrarch'tan etkileniyor. Petrarch hatta bu 30 sonesinin 10 tanesi Petrarch'ın şiirlerinden çeviri ve zaten bu sonet türünden bu kadar etkilenmesinin sebebi de Petrarch'tan etkilenmiş olması. Burada yazdığı üzere Petrarch'ın çok ciddi etkisi var bu sonet türünün Thomas Wyatt tarafından İngiltere'ye getirilmesi konusunda. Yani ve kendisiyle ilgili bilinmesi gereken en önemli eser. Thomas Wyatt derken unutulmaması gereken eser derseniz kesinlikle Farewell Love derim. Bunun yanında yine Whose List to Hunt ve I Find No Peace kendisinin önemli şiirleri. Bunlar da tabii sonet türleri ve özellikle Farewell Love asla unutulmamalı. Kendisine ait önemli bir şiir. Yani Thomas Wyatt ile ilgili bir şey sorulursa Farewell Love'ı görmememiz çok düşük ihtimal, mutlaka bilinmesi gerekiyor. Yine Thomas Wyatt'la birlikte bilinmesi gereken diğer bir Rönesans şairimiz Henry Howard. Henry Howard aynı zamanda Earl of Surrey olarak da biliniyor. Earl Count demek biliyorsunuz. Surrey ise İngiltere'de bir şehir. Dolayısıyla bu Henry Howard aynı zamanda bir Count.
Kendisi yine Thomas Wyatt'tan çok ciddi şekilde etkilenmiş. Az önce gördüğümüz Thomas Wyatt'ı ustası olarak görüyor. Ve Henry Howard'un da İngiliz edebiyatına çok çok ciddi katkıları var. Ne gibi katkıları var? Şimdi onları da söyleyeceğim. Öncelikle Pine of Sonic Form derken sone türünün öncüsü kim demiştik? Thomas Wyatt. Diplomalı olarak yurt dışına gidip sone formunu görüp İngiltere'ye getiren kişiydi. Ve bu sone formunun İngiltere'de yayılmasına, gelişmesine Thomas Wyatt'tan sonra en çok katkısı olan kişi Henry Howard yayılıyor. Ve o yüzden Thomas Wyatt'la birlikte sone türünün İngiltere'de öncüsü olarak kabul ediliyor. Bunun yanında Shakespearean sonnet diye bir şey var. Shakespearean sonnet, Shakespeare'in kullandığı sonelerinde kullandığı bir teknik. O yüzden Shakespearean sonnet diyoruz buna. Ve bu Shakespearean sonnet türünü bulan kişi, yani o türü yapan kişi Henry Howard, o tekniği bulan kişi. Bu teknik ne oluyor? Bunu Shakespeare sonelerine geçtiğimiz zaman sıraya göre gidiyoruz. Orada söyleyeceğim. Yine orada söylerken Henry Howard'ın bunu bulduğunu hatırlatacağım sizlere. Çünkü oradaki şiirler üzerinden teknikleri gösterirsek daha kalıcı olacaktır. Ama bu Shakespeare'in sonu desek de bu türü bulan kişi Henry Howard. Ve Henry Howard'ın İngiliz edebiyatına belki de en önemli katkısı blank verse. Çünkü İngiliz edebiyatında blank verse tekniğini kullanan ilk şair Henry Howard. Blank verse neydi? İsterseniz birlikte bir hatırlayalım. Blank verse'te hatırlarsanız hiçbir şekilde şey yoktu. Kafiye. Yani blank verse tekniğinde şiirlerde hiçbir şekilde kafiye yok. Kafiye yok. Ancak ne var? Blank verse neden diyoruz? Her satırda 10 hece var. Bu 10 hece 5 vurgusuz 5 vurgulu oluyor. Buna da ne diyorduk? Daha önce söylemiştim. Iambic pentameter. Yani vurgusuzla başlıyor. Vurgusuz vurgulu, vurgusuz vurgulu, vurgusuz vurgulu, vurgusuz vurgulu. Son olarak vurgusuz vurgulu. 5 tane böyle tekrarlanıyor vurgusuz vurgulu. Toplam 10 hece oluyor. Yani vurgusuz vurgulu toplam 10 hece bulunan 10 hece kullanılan tekniğe iambic pentameter demiştik. Ve blank verse'te iambic pentameter, yani bizim Türkçe'de bu şey yok. Bu hece ölçüsü olmadığı için açıklayamıyorum. İngilizcesi iambic pentameter, bizim edebiyatta yok çünkü bu. Ve kafiye yok. Bazen free verse'le karıştırılabilir. Free verse demiştik serbest, yani şiirin kurallardan, ölçüden, kafiyeden falan kurallardan bağımsız bir şekilde yazılması, serbest nazım şeklinde. Blank verse'te ise kafiye yok. Onlu hece ölçüsü, yani işte 5 vurgusu 5 vurgulu iambic pentameter var ve bunu kullanan ilk Henry Howard dedik. Henry Howard yine elegy ve sonnet form. Elegy biliyorsunuz, bu da bir lirik şiir türüne giriyor, elegy, ağıt. Demiştim zaten Rönesans döneminde lirik şiir çok önemli, çok ön planda. Elegy yine ağıtlar yazıyor Henry Howard, önemli. Hatta demiştim ya Thomas Wyatt'ı. Bir önceki slaytta anlattığımız Thomas Wyatt'ı ustası olarak görüyor. Ve Henry Thomas Wyatt'ın ölümüyle birlikte onun için bir ağıt yazıyor. Çünkü onu ustası olarak görüyor. Yine sone türünün önemli soneleri var. İşte ustası Thomas Wyatt gibi Henry Howard da Petrarch'tan, İtalyan şair Petrarch'tan çok ciddi şekilde etkileniyor. Kendisinin özellikle şiirlerinde Love, Death, Friendship and Youth gibi, aşk, ölüm, arkadaşlık, dostluk gibi temalar sıklıkla görülür. Ve önemli şiirlerinden bir tanesi Sweet Season, unutulmaması gerekiyor. Ancak Henry Howard derseniz lütfen sone formunu ve blank verse tekniğinin öncülerinden biri, blank verse tekniğinin öncüsü olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, Rönesans birinci kısmı bu şekilde. İkinci kısmın iki kısımdan oluşacak. İkinci kısımda Rönesans'ı bitireceğiz. İkinci kısımda şiirlerin geri kalanını, düz yazıyı ve dramayı bitireceğiz. Böylece Rönesans dönemi bitmiş olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.